Profesör Doktor Mustafa Yücel'le Sağlıkta Karşıt Görüşler bugün önemli bir konuyu alanında uzman konuklarla masaya yatıracak. Ağrı tedavisi nedir? Algoloji hangi ağrılarda etki sağlar? Ağrı tedavisinde hangi teknikler uygulanır? Bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız çözümler nelerdir? Menisküs nedir? Menisküs hangi belirtilerle ortaya çıkar? Menisküste hangi aşamada ameliyat kararı verilir? Menisküs nedeniyle oluşan ağrılar nasıl tedavi edilir? Diz, kalça ve omuz hastalıkları hakkında merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlası ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Yücel'le anestezi yoğun bakım ve ağrı tedavisi uzmanı Profesör Doktor Nurettin Lüleci ile cevap bulacak. Az sonra. Değerli izleyicilerimiz, her cumartesi ekranlarınızda canlı yayına gelen Profesörümüz Mustafa Yücel'in hazırladığı Sağlıkta Karşıt Görüşler programına hepiniz hoş geldiniz. Sağlıkta bilinmeyenlere ışık tutarak aynı hastalığın farklı tedavi yöntemleri hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Bu hafta da stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Öncelikle hocam hoş geldiniz ve ağrı uzmanımız Profesör Doktor Nurettin Lüleci, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Bu hafta da yine çok ilginç konularla beraberiz sanıyorum. İzleyicilerimizden yine çok fazlasıyla telefon ve mail alacağız gibi görünüyor hocam. Evet. Çok güzel konularımız var. Öncelikle ilkiyle başlamak istiyorum. Menisküs nedir? Neden oluşur hocam? Ve ameliyat mıdır bunun tek tedavi yöntemi? Menisküs, buradan başlayayım, göstererek gidelim. Daha rahat olacak tahmin ediyorum. Diz ekleminin içinde, şu diz kapağını kenara alırsak, hemen eklemin içinde, biri içte, biri dışta olmak üzere iki tane tampon görevi gören yumuşak, kıkırdak kıvamında organlar. Ve bunların yırtılması halinde de menisküs yırtığından bahsediyoruz. Evet. Konu bu. Ama bugün üzerinde durmak istediğimiz önemli bir konu var. 50'li 60'lı yaşlardaki hastalarımızda diz ağrısının tek sebebi menisküs değil. Evet, menisküsün yanı sıra kıkırdakların yüzeyinde, yani şu kenara alırsak tekrar diz kapağını, şu yüzeyde, bunu kamerada da herhalde alıyorlar. Kıkırdak yüzeyinde gördüğümüz yaralanmalar, yırtıklar, kıkırdağın bozulması bu kısmın ağrısını beraberinde getiriyor. İç menisküsün ağrısı gibi görünüyor. Ve bu ağrı sebebiyle de hastalarımız MR yapıldığı zaman orada tesadüfen menisküs yırtığı varsa kapalı ameliyatla menisküs ameliyatı oluyorlar. Ve sonra duyuyoruz, işte Ayşe Hanım menisküs ameliyatı olmuş ama hiç memnun değilmiş. Evet, çok duyuyoruz bunu hocam, haklısınız. Bunu bugün işlemek istiyoruz. Bugünkü kısa süremizde onu işleyeceğiz. Diz ağrısı, menisküs hastalığı ve kıkırdak sorunu. Şimdi kıkırdaklar 50 ile 60 yaşlar arasında eğer bir hastalık gösteriyorsa, menisküs yırtığı da varsa, o zaman bir karar vermemiz gerekiyor. Menisküs mu bu konuda suçlu, yoksa kıkırdak mı? Eğer menisküs şimdiye kadar işaret vermedi, bir eğrilme, bir basma esnasında menisküs yırtıldıysa ve bu kısa vadeli bir hastalıksa, kısa süreli bir ağrıysa, MR'la da bu yırtığı tespit ediyorsak, kıkırdaklar 50'li 60'lı yaşlarda hassas da olsa, bozukluk da olsa, o zaman o menisküsün yırtık kısmını alıp çıkardığımızda hasta tekrar sıhhatine kavuşuyor. Ama şu iç yanda uzun süren bir diz ağrısı varsa ve tesadüfen menisküs yırtığı da MR'da yırtık olarak bulunduysa, o zaman bu hastanın şu kıkırdak dokusuna bakmak ve bunun esas suçlu olup olmadığını anlamak gerekiyor. Peki hocam, her menisküs ameliyat olmak zorunda mıdır ve ameliyat olduktan sonra ne kadar süre sonra hasta normal yaşamına döner? Genç yaşlarda menisküs yırtığı olduğu zaman eklemin pH'sını da değiştirir, sıvı durumunu değiştirir, kıkırdakları olumsuz etki eder. Hatta kopan parçalar kıkırdağı da bozar. Bu halde mutlaka menisküsün ameliyatla, yırtık kısmının sadece bütün bir menisküsün değil, eskiden o şekilde yapılıyordu. Evet. Fakat zararlarını gördük. Sadece yırtık kısmının alınması gerekir. Ama 50'li 60'lı yaşlarda kıkırdak da hastaysa, o zaman hastanın uyarılması ve kendisine şunu söylenmesi gerekiyor: sizde kıkırdak hastalığı var,
ayakta bir film çekilmesi lazım. Hı hı. Şimdi hastalarımızda MR çekiliyor fakat ayakta yük altındayken film çekilmiyor bazen. Evet. Özellikle ileri yaşlarda bunun yapılması gerekiyor. Eklem aralığı daralmışsa, kıkırdak bozulmuşsa o zaman o hastaya sadece menisküs ameliyatı yapmak yetmez. Hı hı. O zaman değiştirmek ve o kapalı ameliyattan vazgeçip şurada elimde gördüğünüz küçük, iki küçük parsiyel protezi bu iç tarafa koymak ve o kıkırdak hastalığını tedavi etmek gerekir. Hı hı. Eğer bu yapılmaz, uzun süreli bir şekilde bekleyelim, kıkırdaklarınız bozuk ama iyice hı hı. bozulunca şu büyük protezi koyarız dediğiniz zaman hı hı. önümüzdeki bir 5 sene, 7 sene, bazen 10 sene bu hasta diz hastalığı çekecektir. Öyle mi? Menisküs'den başlayıp bu noktayı atladığı, bu ameliyat yapılmadığı için hı hı. total proteze gelene kadar hı hı. fizik tedaviyle, iğnelerle vakit kaybedecektir. Hı. Halbuki sadece bu iç kısımda olan ağrı menisküs'ten değil, kıkırdaktan kaynaklanıyorsa ve kıkırdak erimiş, kemik kemiğe oturmuşsa hı-hı. buraya konulacak böyle bir parsiyel protezle birincisi bu proteze ihtiyaç kalmaz. Evet. İkincisi önümüzdeki 10 yıl kilo alıp evinde oturmak durumundan kurtulur hasta. Evet. Ve sadece yapılmış olan bu küçük protezle de hayatını devam ettirir. Hatta hayatını bununla tamamlar. Benim bu ameliyatı yaptığımız hastalarda hı-hı. %93-95 arası bir daha gelip bir sıkıntısı olduğunu hastalarımız söylemedi. Demek ki bununla hastamız sağlığına kavuşabiliyor. Ciddi bir başarı oranı hocam. Aynen. O zaman. Evet. Ben bugün bunu vurgulamak istedim. Tabii menisküsün de kendine has dikkat edilmesi gereken hususları var. Ama sadece menisküs yaparak bu iç tarafta oluşan ağrıyı geçirmek mümkün değil. Peki sadece ameliyat mıdır hocam menisküsün şeye yani protez takılması mıdır ya da bir menisküs yırtığının dikilmesi midir tek çözüm yoksa alternatif tedaviler var mıdır? Tabii çok güzel bir sual. Sadece ameliyat mıdır dediniz. Bizim zaten hasta gelir gelmez ilk irdelediğimiz ameliyat gerekecek mi yoksa ameliyatsız tedavi edebilir miyiz? Hı-hı. Bizim kıkırdaklarda gördüğümüz harabiyet, menisküsün çok küçük bir yırtığının olması bize ümit verir. O hastanın hemen ayakkabısının altına bir kama. Mesela şu blok not bile bunu izah eder. Ayağın altına konulacak evet. küçük bir kama bir taraftan buraya binen yükü azaltacaktır. Ve dizi daha rahatlatacak. Yani şu iç tarafa binen yükü ayakkabının içine koyduğumuz bir kamayla önce biraz düzgün hale getirebiliriz yüklenmeyi. Dize yaptığımız enjeksiyonlar vardır. Hı hı. Dize yaptığımız enjeksiyonlarla kıkırdakların tamir edilmesini amaçlarız. Evet, sonra hastamıza ağrısı geçtiği için yürüyüşler tavsiye ederiz. Günde 45 dakika 4 kilometrelik bir yolu yürüyen bir hastanın oluşan kas grubu onda bir artroz olmasını, bir kireçlenme olmasını önleyici bir faktördür. Bununla kıkırdan daha fazla harap olmasını, menisküsün daha fazla ezilmesini önlemiş oluruz. Bunu yapan hastalarımızı ben gördüm. İleri yaşlarda protezden bahsedilirken hastalarımız spora başlamışlar, spor cemiyetlerine devam etmişler. Ve 15 sene sonra gördüğümüzde gene kireçlenmesi var fakat kıkırdakları kalınlaşmış ve proteze ihtiyacı olmadan da yürüyebilir hale gelmiş. Peki hocam ameliyat sonrasında nasıl bir sürede normal hayata döner? Bir de ikinci bir soru daha sormak istiyorum. Genelde benim etrafımda çok spor yapan arkadaşlarımda bir menisküs sıkıntısı duyuyorum. Yaşayanlar çok var. Sadece böyle çok aşırı egzersiz yapanlar da mı vardır? Ya da ameliyat sonrasında normal spor hayatlarına insanlar ne kadar sürede dönerler? Bunlar da böyle çok merak edilen sorular. Tabii. 30'lu yaşları alalım. Orta yaş hı-hı. grubunu alalım. Orta yaş grubunda menisküs yırtılmalarını mesela şu sırada sezon açılıyor. Kayak evet. Dönemi geliyor. Çok var. Kayakta ayağın dönmesi, kayağın açılmamasıyla menisküsten başlayıp çapraz bağ yırtıklarına kadar görebiliyoruz. Hı hı. Bunların tabii ameliyatla tedavisi gerekiyor. Ameliyat yapıldığı zaman tekrar sıhhatine kavuşuyor. Bunun en güzel örneğini futbolculardan verebiliriz. Çok değerli futbolcularımız çapraz bağ ameliyatı geçiriyor. Ondan sonra yurt dışına transfer oluyor. Çok yüksek transfer ücretleriyle bir yabancı futbol kulübünde 15 sene spor hayatına devam edebiliyor. Evet, kariyerine devam edebiliyor. Geldiği zaman bakıyoruz ki o çapraz bağ ameliyatını geçirmiş ve gayet başarılı sporunu oynamış, yapmış. Şimdi
Bu yüzden hastalarımız çekinmeden bunu, eğer doktorları bu indikasyonu koymuşlarsa, yaptırmaları lazım. Evet. Ama ondan sonra ne oluyor derseniz, günlük hayatta da spora dönmeleri, hastalarımızın da spora dönmeleri ve futbol değilse mutlaka bir çalışan insanın futbol tabii hobisi olabilir, oynayabilir ama çapraz bağ ameliyatı veya menisküs yırtığı tedavisi geçiren, artroskopi geçiren bir hastanın tekrar futbola mı dönmesi yoksa aktif spor yapması mı? İşte korkup futboldan çıktığı zaman başka spor yapmaması bir riziko. Kilo alacaktır, kasları eriyecektir. Daha da onun kötü için, olacak bu sefer. Tabii bisiklete binebilir, yüzebilir, yürüyüş yapabilir. Ama mutlaka spora devam etmeleri gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Biraz da konumuza dönmek istiyorum. Çok değerli bir konumuz var bu hafta ve gerçekten yine izleyicilerimizin çok merakla bekledikleri bir konumuz var. Ağrı tedavisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Nurettin Lüleci, tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ağrı nedir hocam? Ağrı neden oluşur? Bu kadar ağrıyla boğuşan bir milletiz. Biraz bize anlatır mısınız, neden vücudumuz bu kadar büyük tepkiler veriyor? Evet. Tabii ki normalde insan vücudu ağrısız bir sistemdir. Ama ağrı olduğunuz zaman bir alarm söz konusudur. Yani o alarmda kendini hangi bölgede sıkıntı varsa o bölgede genellikle gösterir. Fakat yansıyan ağrı dediğimiz çevre dokulara veya daha uzak dokulara sinirsel iletimle ağrının belirtilmesi, ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ağrı biz daha ziyade kronik ağrıyla ilgileniyoruz. Yani insan için nahoş bir duygu olan bu kronik ağrı genellikle tedavi edilmelerine rağmen, ilaçla veya fizik tedavilerle, başka yöntemlerle tedavi edilmelerine rağmen üzerinden 3 ay geçmiş ancak iyi sonuç alınamamış. Tespit edilemiyor değil mi hocam? Sebebi bilinemeyen ağrılar mı diyoruz? Yok, bunlara? Sebebi bilmiyorum. Mesela hocamız diz ağrılarından bahsetti. Ya diz ağrılarında işte önce ilaçlar verilmiş kendisine. Sonra bir fizik tedavi süreci geçirilmiş. Ama 3 ay geçmesine rağmen burada ağrılar devam ediyor. Yani biz aslında bu istasyonda şöyle bir noktadayız. İlaç ve fizik tedavi ile cerrahi arasında bir bölümde yer alıyoruz. Ağrı tedavisi uzmanları genellikle bu kategorideki hastalarla ilgilenirler. Yani hocamızın dediği gibi biz hemen hastaları cerrahiye vermeyiz. Cerrahi olmazsa olmaz bir sonuçtur. Gerçekten burada biraz karşıt görüşler ortaya çıkabilir. Karşı görüş, evet. Tabii ki hocamız teknik olarak cerrah olduğu için yaklaşımı o noktaya gelmiş hastalar üzerinden kendi izahlarını ortaya koyuyor. Ama biz daha ziyade buradaki anatomik oluşumlarda bugün artık güncellenmiş bulunan daha ziyade bütüncül yaklaşım, holistik yaklaşım dediğimiz bir yaklaşımı benimsiyoruz. Yani öyle hemen hastaları ameliyata vermeye taraftarı değil de, çünkü ameliyatlarda hocamızla da daha önceden de konuştuk. Bugün diz protezi yapılan hastaların %25'i protezin materyalinden belki veyahut da teknik uygulamalarından kaynaklanan nükslerle karşı karşıyalar. Yani bu işler biraz şansa bırakılmaması lazım. Olmazsa olmaz noktada cerrahi devreye girmesi lazım. Şimdi menisküs yırtıklarında mesela hocamız bahsetti, çok güzel. Ama biz ancak kova sapı yırtığı olmuş, dizini kilitleyen bir noktadan sonra ancak verebiliyoruz. Siz öyle bir alternatif tedavi aslında uyguluyorsunuz menisküste evet, de ameliyatsız olarak. Demeyelim ama yani cerrahiye geçecek sürece kadar bir başka tedavi yöntemleri var. Zaten hocamız o yöntemler bittikten sonraki aşamayı bahsetti. Yani bir noktada gelmiş, diziniz grade 4'e gelmiş, artık dururken bile ağrılı hale gelmiş bir pozisyon olabilir. Ondan sonra artık cerrahi öneriyor. Ancak bizde şöyle bir durumla ağrı doktoru olarak şununla da karşılaşıyoruz. Cerrahi operasyon olmuş, operasyondan sonra ağrısı geçmemiş. Kısa dönemi kastetmiyorum, yani o bir haftalık periyodu bahsetmiyorum. Daha sonra tekrar o bölgede ağrıyla geliyor. Yani bu burada çok sorgulanması gereken konular var. Biz dizin ağrısını taşıyan, tıbbi anlamda o bölgeyi inerve eden ağrı sinirlerini devre dışı bırakabiliriz. Yani hareket sinirlerini değil de ağrı sinirlerini, ağrıyı alıp
vücuda taşıyan sinirleri devre dışı bırakabiliriz. Çünkü mekanik olarak diz mesela protez olmuş, düzeltilmiş ama ağrıları geçmiyor. Ne yapacaksınız? Peki hocam bir şeyin, bir ağrının ne kadar süre içerisinde, yani şöyle söyleyeyim, aslında daha iyi doğru sormak lazım. Ne kadar süre devam ederse bir ağrı gerçekten ağrıdır. Yani bir gün başımız ağrıyor, ertesi gün geçiyor ama bir ağrının sürekliliği midir onun gerçekten ciddi bir problemin habercisi olduğunu söylemek? Şimdi şöyle, yani bir zil gibi düşünün bunu. Bu örneği çok veriyorum ben. Zilin için dışarıdan basarsınız, içeriden birisi ya der, birisi gelmiş kapıya, evet, açıp bakalım. Bu bir ağrıdır, siz de buna bir cevap verirsiniz ağrıya. Hı hı. Bu mesela ameliyatta kesi olmuş dizinde, cilt kesilmiş, cilt altı dokular kesilmiş, ekartasyonlar yapılmış. Bunlara bağlı ağrılar olabilir. Çok normal. Bunlar tabii. Genellikle ilk 3-5 gün içerisinde basit tedbirlerle geçer. Ama şöyle düşünün. Zile basan yok ama ziliniz sürekli çalıyor. İşte evet, bu kronik ağrıdır. Genellikle de 3 aylık süreçten sonra bu şey yapmaya başlar, ortaya çıkmaya başlar. Burada artık hastanın başka şeyleri devreye girer. Yani sadece ağrı girmez. İşin içerisine uykusuzluk girebilir. Yaşam tarzı değil mi hocam? Yaşam kalitesi düşer hastanın. Evet. Uyku düzensizlikleri, moral bozuklukları, stres, bu ağrıyı gittikçe üst üste koymaya çalışır. Sadece kendisini de ilgilendirmez bu tür ağrı tipi. Bu sefer düşünebiliyor musunuz? Evde sürekli ağrı çeken birisi var. Ne var? Size de yansıyacak. Evet. Her kalkıyor sabah, oram ağrıyor. Basıp yürüyemiyor, buram ağrıyor. Omuz ağrıyor veya beli ağrıyor, boynu ağrıyor. Sonra üzüntüden sürekli, sizin de başınız ağrıyor. Sürekli size bir ağrı şikayet eden çevrenizde bir grup insan var. Demek ki sadece ağrıyı çeken değil, evet, etrafındakiler de söz konusudur. O zaman ne yapmak lazım? Burada ağrı sadece o anatomik bölgeyi de ilgilendirmeyebilir. Sistemik hastalıkların yansıması da olabilir. Mesela tamam, dizinde bozukluk var, protez koyalım veya çeşitli tedbiri alalım ama bu genellikle ileri yaş hastalarında kronik ağrı daha çok görülüyor. İleri yaş dediğimiz zaman devreye ne giriyor? Çoğu hastada diyabet giriyor. Maalesef bu kireçlenmelerin altında, hı hı, diyabetin, evet, damarsal bozuklukları, sinirsel bozuklukları, beslenme bozukluklarını, bu anatomik yapıların devreye girmesiyle ağrıyı daha sistemik algılamamıza ama bir noktada da daha yoğun algılamamıza neden oluyor. Evet. Bozuyor, kemik yapısını bozuyor, beslenmeyi bozuyor. O zaman karşımızda şunu demek istiyorum, yani ameliyata giderken bile sistemik olaylarla, rahatsızlıklarla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Tansiyon oluyor, şeker, işte diyabet oluyor. Yaşam kalitesi düşmeye başlıyor. Diyabet kendi kendine normal ağrının dışarısında bizim nöropatik ağrı dediğimiz başka bir ağrıyı devreye sokuyor. Şimdi sistemik olarak siz dizi düzeltirseniz ama hastanın ağrısı geçmeyebilir. Azalabilir ama geçmez. Yani günlük yaşam kalitesini ele aldığımız zaman hocamızın dediği gibi bu olaylara komple yaklaşmak gerekiyor. Yaklaşmak gerekiyor. Peki ya, hocam ben bu konuda, evet, merak ettim. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Size gelen hastalar ağrıyla geldiklerinde sizin onlara öneriniz, tedavi yönteminiz nedir? Şimdi ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi bizim yapacağımız, ortopedi olarak yapacağımız girişimlerle hastanın ağrısının geçmesi halinde mutlaka o girişim yapıyoruz. Yani yaptığımız ister büyük total diz protezi olsun, ister parsiyel diz protezi olsun, şu küçükleri koyalım. Bununla biz ağrısını geçireceksek hastanın, bunu yapıyoruz ve bunda da %100'e yakın bu konuda başarılıyız. Sayın meslektaşımın söylediği bir rakam var, %25 civarında dediği. Şimdi bazı merkezler var. Bu merkezler yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık sonuç yayınlarlar. Bunlar çeşitli klasifikasyonlara girer dünyada. Bunlardan en önemlilerinden birisi de İsveç yayınıdır. İsveç yayınının yaptığı çalışmalarda da %93-95 oranında sağ kalım ve protezin devamı söz konusudur. Dolayısıyla protezin ağrısız ve şikayetsiz süresi %93-95 civarındadır. Bazı merkezlerde, bazı yerlerde yapılan ameliyatların %23'e varan olumsuz sonuç verdiğini bazı yayınlardan okuyoruz. Ve o yüzden, hı hı, zaten dünyada bir register kurmak, yani kayıt tutmak ve o kayıt sayesinde de hangi merkezlerin en başarılı olduğu, hangi merkezlerin ise bu işte çok başarılı olamadığı. Çünkü %23 oranı yüksektir ve o tarafta pek
arkasında ne Sağlık Bakanlığı olarak ne sigorta olarak durmaya imkan yoktur. Anlıyorum. Ben kendisine biraz önce programa girmeden çay içerken bundan bahsetmiştim. Ne zaman diz protezi yapıyoruz? Onu benim bütün programlarımda hastalarımıza buradan iletmiştim. Hani koltuğunuzda oturup ikinci bardak çayınızı koymak istediğinizde ayağa kalkmak, mutfağa gitmek bir azap veya kapı çaldığı zaman birisi baksa veya açık bir cam varsa şu camı birisi kapatsa, hele bir pazara gitmek, alışveriş etmek artık düşünülemeyecek hale gelmişse bu hastalar diz protezinin hangi türlüsü olursa olsun yapılması gerekli olanlar. Ve bunlar yapıldıktan sonra da bizim %100 civarında ağrısı geçmiş bir hale geliyor. Sayın Nurettin hocama hak vereceğim bazı konular var. Birincisi kronik, özellikle de trafik kazalarından sonra iltihaplı, enfeksiyon geçirmiş, çeşitli defalar ameliyat olmuş, kronikleşmiş vakalar bir. İkincisi de bugün burada henüz o konuyu açmadık. Ben uzun yıllar bel fıtığı ameliyatları yaptım. Bel fıtığı dediğiniz zaman orada at kuyruğu dediğimiz, Latinceden Türkçe'ye çevirirsek at kuyruğu dediğimiz, yani saç gibi bir sinir dokusunun aşağı indiği yerdir bel kemiği. Ve orada sinir dokusunun yoğunluğu sebebiyle yapılacak olan bir bel fıtığı ameliyatında eğer bir ikincisi, üçüncüsü gerektiyse kronik hale gelmiş bir bel ağrısı insanı canından bezdirir. Cerrah filme baktığı zaman yapacağı bir ameliyatla o sinir ağrısını geçirip geçirmeme arasında kalır. Evet. Özellikle bel fıtığında yaşadığımız böyle sıkıntılı durumlar, aynı şeyleri boyunda yaşayabiliyoruz. Omurganın çeşitli yerlerinde, çünkü omurga içinden en önemli sinir dokusunu geçiriyor. Ve sinirle olan komşuluğu sebebiyle Nurettin Bey'in alanına giren kronik ağrılar, insanı canından bezdiren ağrıların merkezi. Ama zannediyorum kendisi bize o konuda daha geniş bilgi verecek. Ben biraz yabancı sahaya girmiş oldum. Evet, evet. Şimdi hocam size sormak istiyorum bu arada. Peki ağrı tedavilerinde işte bu hakikaten kronikleşen ağrı sıkıntılarında radyo frekans denilen bir yöntem var. Bu yöntem nasıl uygulanır? Hangi tarz ağrılarda uygulanır? Ne kadar süre için kişinin rahatlamasını sağlar ya da kalıcı mıdır? Bu konularda biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi kronik ağrı tedavisi bir kere bir hekimin tüm boyutlarıyla başarabileceği bir tedavi şekli değildir. Yani burada multidisipliner bir yaklaşım söz konusu olması lazım. Doğru. Yani biz hakikaten ağrı tedavisiyle ilgilendiğimiz için mesela hocamın verdiği rakamlardan çok daha fazla işte protez ameliyatı olmuş veyahut da ameliyatlık vakalar bize geliyor. Şunun tamam. için ağrısı geçmediği için mesela geliyor. Ama bunun bir sonraki aşamasını düşündüğümüz zaman bizden de çok hasta gelen ama hayır biz bu tedavileri size uygulamayalım, siz cerrahiye gönderin dediğimiz vakalar var. Hatta şöyle söyleyeyim, biz belli uygulamaları yapıp psikiyatriye gönderdiğimiz öyle hastalar var. Yani kronik ağrı çok boyutlu bir ağrı yapısı. Mesela bir endokrin doktoruna götürdüğümüz, önce siz bunun diyabetini bir düzeltin, biz de ona göre farklı ağrı modalitelerini burada uygulayalım dediğimiz hasta türler var. Radyo frekans bizim elimizdeki enstrümanlardan gerçekten en önemlilerinden bir tanesi. Yani şöyle bir şey, bunun farklı uygulama seviyeleri var. Biz sinire zarar vermeden sadece ağrı iletimini kontrol etmekle de devre dışı bırakmakla, bir sinirin ağrı iletmesine engel olmakla radyo frekans tedavileri daha ziyade ön plana çıkar. Bunun dediğim gibi ağırlaştırılmış şekilleri vardır. Şimdi bir hastanın eğer hareket siniri değil de ağrı siniri ise, mesela dizinden kaynaklanan bir ağrısı var, bu ağrısı onu rahatsız ediyor. Bu ağrıyı taşıyan siniri biz devre dışı bıraktığımız zaman bu ağrısını duymayacaktır. Ha bu belki dizdeki akla şöyle bir şey gelebilir veya beldeki veya boyundaki başka bir şikayetin saklanmasına, o üstün örtünmesine neden olabilir mi diye. Hayır. Evet, çok önemli bizim bir şey çünkü. Bizim bahsettiğimiz kronik ağrı artık zil çalıyor. Biz ne yapacağız? Ya o zili değiştireceğiz
Ya da o kabloları değiştireceğiz ya da oksitlenmiş bölümü törpüleyeceğiz. Bir şey yapacağız yani orada. Radyo frekans tedavisi işte bu kabloların yenilenmesi tedavisidir. Radyo frekans yaptığınız zaman radyo frekans tedavisini çok farklı tedavilerde uyguluyoruz. Yani sadece artrozlarda bel, boyun, omuz, kalça eklemlerinin kireçlenmelerinde değil kanser hastalarının ağrılarında kullanılıyor. Öyle mi? Çok tabii ciddi ki. Bir konu mesela, o zaman hocam. Çok önemli bir çok konu. Çok ilginçtir yani. Belki boyun bölgesinden omuriliğin içerisine girerek beyne giden ağrımızın tüm vücuttaki ağrının beyne götüren o kabloyu buluyoruz içeride tomografi görüntüsü altında. Uyarı veriyoruz hastaya. İşte ağrısı neredeyse o kablonun içerisindeki noktalarda bu belirli ve oraya bir müdahaleyle ne kadar yerini bulmak kolay değil. Belki yerini bulmak 20 dakika, 30 dakika, 2 saat, 3 saat alabilir ama yerini bulduğunuz zaman hastada 1 dakikalık bir işlemle ağrılarından, kanser ağrısından bahsediyorum, %90 kesilebilir. Çok ciddi bir rakam. Şimdi mesela bu radyo frekans tedavisini bel boyun fıtıklarında diskin içerisine uygulamakla da bazı neticeler alıyoruz. Netice itibariyle radyo frekans tedavisi ısı veren bir tedavidir. Isı. Isı verdiğiniz zaman mesela baloncuk haline gelmiş bir disk düşünün. O diskin içerisinde ısı verdiğimiz zaman bu büzüşecektir. Büzüştüğü zaman sinir üzerindeki baskı kalkacaktır. Evet. Bunlar tabii teknik olarak gerek iğne boyutları gerekse kendi modaliteler açısından çok farklılıklar gösterir. Radyo frekans tedavisi gerçekten ağrı uzmanlarının elinde çok ciddi bir enstrümandır. Örneğin mesela başka bir boyuttan düşünecek olursak biz diz eklemin içerisine de yapıyoruz. Tabii ki hocamızın dediği gibi çok protezlik gelmemiş vakalara. Bel ve boyun fıtıklarında hocam merak ediyorum çünkü genelde ameliyat çözümdür diye düşünüyoruz. Şimdi, ya. Şimdi hocamız nasıl biz nedir? Bu noktadan sonra bunu ameliyat ediyoruz diyorsa tabii ki onun da kırmızı noktaları var. Hı hı. Nedir kırmızı noktalar? Şimdi nörolojik defisit dediğimiz büyük abdestini, küçük abdestini tabii. yapamayacak pozisyona tabii. gelmiş, Gayet ayağı düşmek üzere olan artık evet. siniri ayağını tabii. kontrol edemez pozisyona veya kolunu kontrol edemez pozisyona gelmiş veyahut da yapılan tüm tedavilere rağmen bu hasta uyuyamayacak derecede ağrılarla karşı karşıyaysa o zaman bunun zaten cerrahiye abi. Verilmesi lazım. Anladım. Bizim kırmızı noktamız budur. Ama hı. bundan önce yeni fıtık başlangıcı, düzleşmeler, daha biraz daha ileri boyuttaki fıtık başlangıçları, daha sinirleri tahrip etmemiş boyuttaki fıtıklar, bunların hepsinin tedavisi var. Lazer yapın, radyo frekans yapın, biz içerisine ozon veriyoruz, ozon da büzüştürüyor fıtığı. Bunlar hep ameliyatsız seçeneklerin içerisinde. Çok farklı tipleri var. Anlıyorum. Bu şekilde hocam burada sizi hem kuvvetlendirecek bu evet. konuda bir konuya dokunmak istiyorum. Bizim bel fıtığı dediğimiz ve belden çıkıp sinire basan doku, ben hastalarıma bir elma gibi bunu anlatıyorum. Eğer bir elmayı alır, bir kullanmadığınız bir odada bir camın içine koyarsanız, o 6 ay sonra unuttuğunuz o elmayı gidip gördüğünüzde çürümüştür, küçülmüştür, suyunu kaybetmiştir. Eğer bir sene sonra gider bakarsanız, tozu kalmıştır, 4 tane çekirdeği kalmıştır. Bir de sapını görürsünüz. Hı hı. Şimdi bizim eğer bel fıtığında eğer sinir kaybı yoksa, motor kayıp yoksa, ağrı tahammül edilebilir bir seviyede ise bunu beklediğimiz takdirde bu süreç içinde yavaş yavaş o fıtık küçülüyor, bası azalıyor ve hasta rahatlıyor. İşte tam bu noktada algoloji bize çok yardımcı oluyor. Hasta diyor ki ben ameliyat olmak istemiyorum ama benim biraz da ağrımı azaltın. Hı. Bu kombinasyondan biz 6 ayı, 1 seneyi kazandıksa bir sene sonra hastamıza sorduğumuzda o kadar çok şikayetim yok artık ameliyatı düşünmüyorum diyor. Bu algolojinin bize çok büyük bir faydası. Çok büyük bir ama yardım. Bunu tersinden de anlamak mümkün. Hı hı. Çünkü bazı hassas olan hastalarımız var. Onlar diyor ki madem böyle bir imkan var ben hiç ameliyat olmayayım. Ama ayak düşmüş. Zaten ameliyattan korkuyorsun. Kırmızı bir noktaya gelmiş. Kırmızı noktaya gelmiş. Ondan sonra bazı sıkıntıları var. Ve hangi doktor ister Nurettin Bey ister ben ister bir beyin cerrahı arkadaşımız görsün. İkna hemen ameliyat dediğimiz yani evine hastayı yollamayıp sen lütfen yukarı kata çık yat dediğimiz hasta. O da bizden madem böyle bir imkan var işte Ahmet Bey'in belini tedavi ettiniz ağrısı geçti bana da aynısını yapın dediği zaman yok sana aynı şey olmaz.
Çünkü senin kayıpların var ve başlamış ve bunu bir daha geri döndüremeyiz. Hı-hı. Bu da ameliyattır diyoruz. Hı-hı. Bu ikisinin arasındaki çizgiyi Nurettin Bey çok güzel, özellikle bel fıtığı hastasında tarif etti. Tabii ki şimdi hastana göre değişiyor. Türkiye'de bir bizim çok sık karşılaştığımız bir yanlış var. Her mesela hastaya soruyoruz, ne şikayetin var? Hasta diyor ki bende bel fıtığı var. Hasta tanısıyla kendi söylüyor. Evet hocam, o ilginç şimdi, bir şey hocam, haklısınız. Şimdi maalesef biz de işi biraz daha detaylandırdığımız zaman ki buna mecburuz. Çünkü bize ağrı uzmanlarına gelen hastalar genellikle birçok hekimden geçmiş hastalar. Hatta hekim dışı birçok uygulamalara maruz kalmış. İşte beline balık bağlamış, zift bağlamış, hocam internetten çevirmiş. Herkes doktor oldu. İnternete evet. Girip okuyup doğru ve yanlış i̇şte, pek çok bilgiyle. Elinden fıtığı içeri sokanlar mı dersin? Bir türlü efsane dinliyoruz bu konuda. Evet. Ama gerçek böyle değil tabii. Yani burada bir kere başlangıcı işin doğru teşhis. Bizim bel ağrısı dediğimiz olaylar en çok ileri yaşlarda mesela daha ziyade halk tabiriyle söyleyeceğim, kireçlenmeden kaynaklanan ağrılardır. Evet. İşte bunlarla da radyo frekansla yaşam kalitesini çok ciddi anlamda düzeltmek mümkündür. Son zamanlarda mesela çok hasta grubu geliyor bize bel fıtığı olan. Bir bakıyorsunuz bizim sakroileit dediğimiz belin en alt kısmında kalça eklemlerine bağlanan eklemlerde problemler oluyor. Genellikle bu Sayın Işık Ara rahmetlinin hastalığı gibi ankilozan spondilit hastalarında başlangıcı görülen rahatsızlığa benzer bir kalça romatizması söz konusu olabiliyor bu hastalarda. Olmayabiliyor da ama bağımsız olarak netice itibariyle bel ağrısı ve bacağı vuran ağrıyla hasta geliyor. Evet. Siz buna yanlış tanı koyarsanız ve MR'da da bunun fıtığı var diye ameliyat etmeye kalkarsanız hasta masadan kalkacak, tekrar ağrısı devam edecek. Şunun için söylüyorum bunu. Yani biz sadece belim ağrıyor diye gelen hastanın beline odaklanmamalıyız. Ya evet. Da sadece MR'ları tedavi etmeye kalkmamalıyız. Başka bir yerden belki de beli vuruyor değil mi? Evet. Yani düşündüğünüz yani şey. Yani MR'lara bakarak tedavi yönlendirmemek gerekir. Bu noktada hekimin deneyimi çok önemli. Hastayı çok iyi konuşması lazım. İyi bir hekim hastayla en az 25 dakika konuşması lazım ki olayı anlasın. Yoksa ben biliyorum, asistanı kenardan hocasına gösteriyor. Ne var? Ameliyat sen bel fıtığı yok. Ameliyat oluyorlar, ağrıları evet. Geçmiyor. Niye? Mesela kalça ekleminde bir adele grubunda strese bağlı da olabilir veya evet. Pozisyonlara da bağlı olabilir. Geçen gün hocamız bir hasta göndermişti bize. Piriformis sendromu dediğimiz bir sendrom. Adelesi kasılı vaziyette duruyor. Yani siz bunu çözemezseniz bel fıtığı diye bu hastayı ameliyat ederseniz. Bel fıtığı diye ameliyat olmuş. Ancak bu tür ufak tefek problemlerden dolayı bize gelen çok büyük hasta grubu var. Mesela o adeleyi biz de bazı şeyler yapıyoruz. Rejeneratif tedaviler var yeni dünya gündemine giren. Evet. Eğer bunlardan fayda görmüyorsa mesela örnek olarak vermek istiyorum. Bir botoks yapmak bu adelesinin içerisinde, piriformis adelesinin içerisine hastanın yaşam kalitesini bir anda değiştiriyor. Evet, anında ağrısı kesilecek, anında yaşam kalitesi değişecek. Yani hekimin tecrübesi, kendi yapacağı tedavilerin sınırını bilmesi ve daha sonradan da yapılmış tedavilerin neticelerinden kaynaklanabilecek ağrıları da kontrol edebilecek bir deneyime sahip olması çok önemli. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra sağlıkta karşıt görüşlere devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız var. Sağlıkta Karşıt Görüşler programı sizlerin merak ettiği soruları hocalarımızın cevaplamasıyla devam edecek. Birazdan görüşeceğiz. Hoşçakalın. Karşıt Görüşler programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk bölümde geçtiğimiz konular protezler, menisküs ameliyatları, ağrı tedavileriydi. Yine bu konular ve bunlara benzer diğer alternatif tedavi yöntemleriyle ilgili olarak uzman konuğumuz ve profesörümüz Mustafa Yücel'le beraber konumuza devam ediyoruz. İlk önce ben hocam merak ediyorum, arada da size sormak istemiştim. Menisküs ameliyatları ne kadar süre, yani ameliyat süresi nedir aslında? Ben çok merak ediyorum bunu. Çok uzun değil. Kısa sürede yapılabilen ameliyat ve en basiti de bazı arkadaşlarımız lokal anesteziyle yapıyor. Aa, harika hocam. Bazı arkadaşlarımız belden yapılan spinal anestezi dediğimiz veya epiduralle yapıyor. Hı hı. Bazen hastalarımız bir şey duymak istemiyorum diyor. Uyutuyoruz, narkoz veriyoruz. Korkan hastalar. İki küçük dizde açılan delikten alet geliyor. Ve bu iki aletin birlikte çalışmasıyla meniskusun yırtık kısmı bu aletlerden bir tanesinin ucuyla alınıyor.
ve çıkıyor. Bu süre olarak yakın, yani çok kısa bir süre içinde yapılan biten bir ameliyat. Bunun hemen arkasından hasta dizini oynatabiliyor. Kanlı bir ameliyat olmadığı için bir herhangi kanama şubu beklemiyoruz. Kozmetik olarak da dışarıdan bir ameliyat izi de kalmayacak. Aynen. Bu bayan hastalar aynen için belki aynen daha önemlidir küçük ama. Küçük bir delikten yapılır ve o gün öğleden sonra ayağa kalkıp tuvalete gider. Akşamüstü evine gider. Biz bu şekilde anlatınca da hastalarımızdan bir tanesi de hastanemizin karşısındaki tavernada yer ayırmış akşam yemeği için. Ciddi misiniz? Ben de o kadar uzun boylu değil dedim ve kendisini hastanede kalıp eşiyle beraber de bir akşam yemeğine ve müzik dinlemeye gidecekti. Ben dedim en iyisi sizi 6'da taburcu edelim. Siz taburcu edilmiş olarak gidin. Çünkü hastane yönetimi içinde bir de dışarıda yemeğe gitmek. Evet. Ama mesela yurt dışında yaptığım ameliyatlarda da sabah yapardık. Saat 1'de hastalarımızı eşine teslim ederdik. Koluna girer, değneğini alır, yürüyerek evine gider. Çok güzel. Yani bu insanların gerçekten içini bence çok rahatlatmıştır, özellikle menisküs sıkıntısı yaşayan izleyicilerimiz varsa. Peki hocam, bu yarım protezden biraz daha bahsetmek istiyorum ben. Çünkü yarım protez Türkiye'de çok bilinen bir yöntem değil. Hangi durumlarda, hangi vakalara uygulanır? Ne tarz bir ameliyattır? Süresi nedir? Sonrasında hasta ne kadar süre içerisinde normal yaşamına devam eder? Biraz sizden dinlemek isteriz. Tabii. Demin bahsettiğim 50'li 60'lı yaşlardaki hastalarda olan iç tarafta çoğunlukla olan diz ağrısında eğer konunun kıkırdak aşınması, kıkırdak erimesi olduğunu anladıysak ve şu kıkırdak kısmının da görevini göremediğini ve çekilen grafilerde de eklem aralığının daraldığını görürsek artık iş sadece meniskus değil kıkırdağın aşınmasıdır. O zaman şu gördüğünüz küçük protez parçasını iç tarafa koymak ve yukarıya da şu metal kısmı takmak suretiyle bu kısmı, dizin bu bölümünü yenilemiş oluyoruz. Sadece dizin üçte biri, yani diz kapağı değil, dış tarafı değil, sadece iç tarafını yenilemek suretiyle böyle bir küçük protezle, bu parsiyel protezle hastanın ağrısını geçirebiliyoruz, yürüyüşlerine başlıyor ve bununla İşte 10 senesini, 20 senesini dolduran veya bir daha bize hiç görünmeyen çok hastamız var. Evet, şu anda uygulanmış hali ekranımızda izleyicilerimiz görebilirler. Evet. Ameliyat. Gördüğünüz o sağdaki süresi, metal kısım, üstteki kısım yenilenmiş. Altına da aynı bu elimde gördüğünüz kısmı da eklemiş bulunuyoruz. Görüldüğü gibi eklemin sadece bir bölümü yenilendiği için bazen hastanın hani bugün yapıldıysa ameliyat, yarın eve gidebilecek kadar rahat olduğu durumlardır. Hastanın iyileşmesi çabuk oluyor, yarası küçük oluyor ve bu ameliyatla da bir daha hayatında diz sorunu çekmeden de bu defteri kapatabiliyor. Diyelim ki bu protez başarılı olmadı ve 10 sene sonra, 12 sene sonra gevşedi ve çıkarıldı. Evet. O zaman elimizde olan şu büyük protezimiz, normal protez diz eklemine, bunu hastamıza vermek suretiyle bu hastalığı ikinci bu protezden tedavi edebiliyoruz. Yani özetle söylemek gerekirse küçük protez yapıldığı takdirde evet, hastamız büyük bir ihtimalle, %93 ihtimalle bununla hayatını tamamlayacaktır. Harika. Ama bir problem çıktığı takdirde de bu cebinde yedek olarak kalacaktır. Onun için hastalarımız 50'li 60'lı yaşlarda bir diz ağrıları varsa, aman ben biraz bekleyeyim de bu büyük protez yapılana kadar 10 sene bu ağrıyı çekeyim demeyin. Ne gerek var? Evet. Bu küçük girişimle ileride de buna ihtiyaçları olmayacağı şekilde sadece bununla tedavi olmaları da mümkün. Harika. Peki ameliyat sonrasında normal hayata çok kısa bir sürede dönebiliyorlar sanıyorum, değil mi evet hocam, bu ameliyattan evet sonra da? Kısıtlamalar olabilir. Mesela namaz kılıyorsa biz böyle bir protezle bir günde aşağı yukarı 40 rekat söz konusu. 40 defa dizin üzerine çökülmesi, buna yük verilmesi. Bunu yapan hastalarımız var. Bizi dinlemeyip ibadetlerini yapıyorlar. Ama biz hastalarımıza daha çok böyle bir protez yapıldıysa sandalyede kılın, sandalyede ve rizikoya sokmayın. Evet. Evet. Kendinizi rizikoya atmayın diyoruz. Bir de Alaturka tuvalet kullanma konusunda uyarıyoruz. Bu protezleri yaptıktan sonra ister küçüğünü ister büyüğünü yapalım, biraz korumak lazım. Evet. Bizi dinlemeyip traktör kullanıp traktörden atlayan, spor yapan, dağa tırmanan, bahçe işi yapan, bahçe belleyen çok hastamız var.
Fakat bunların haberlerini biz aldığımızda sadece onlara doktor olarak uyarı mesajları veriyoruz. Diyoruz ki güzel, her şeyi yapıyorsun, kendinden eminsin. Kendileri ama çok iyi hissediyorlar demek ki orada hakikaten tabii, yenilenmiş tabii. gibi hissettikleri için. Bunun için hastayı ümitlendirmemek, bunları ön plana çıkarmamak gerekiyor. Dikkat etmek. Ama normal hayatına bir insan bu ameliyattan sonra dönüyor. Anlıyorum. Çok güzel. Çok sevindirici gelişmeler bunlar. Peki hocam, size dönmek istiyorum. Ağrı uzmanımız, profesörümüz Sayın Nurettin Üleci. Ağrı tedavilerinde bir ozon tedavisi yöntemi var. Bu ozon tedavisi nedir? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Hangi vakalarda, hangi tarz ağrılarda uygulanır? Evet. Şimdi ozon tedavisi başlı başına bir konu. Çok duyuyoruz, yani, evet. Çok kapsamlı bir konu. Gerçekten enfeksiyon hastalıklarından tutun, damarsal sinirsel bozukluklardan tutun, hücresel bazı bozulmalardan tutun, birçok hastalıkta kullanmaktayız. Ancak şunu baştan belirtmek istiyorum ki, bu tedaviyi uygulayan insanlar kendi branşında uygulaması lazım. Yani biz kurslar açıyoruz bu konuda. Kursa katılan bir arkadaş bunu öğrendiği zaman sanki elinde bir maymuncuk var. Her hastalığı tedavi edilebilir bir güçte görüyor kendisini ve önüne gelene ozon tedavisi. Böyle bir şey yok, bir kere şunu bilelim. Yani elinizde öğrendiğiniz bir tedavi metodu sizi ila nihaya tüm problemleri halledebilecek bir konumda olmayabilir. Buradan şuraya geçmek istiyorum ben. Ozon tedavisi tek başına kullanıldığı gibi bir tamamlayıcı tıp bağlamında diğer tedavilere yardımcı olarak da kullanılmaktadır. Biz de aynı bağlamda sadece ağrı tedavisinde tek başına kullandığımız alanlar var. Örnek vermek istiyorum. Şimdi bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız tedavi dedik örneğin. Burada disklerin içerisine direkt ozon gazı vererek netice alabildiğimiz gibi, mesela bazı öyle vakalar oluyor. Tam sinirin çıktığı bölgede sinirde bir ödem, şişlik oluyor. Tamam, ozon ona da fayda ediyor ama burada bir steroid kombinasyonuyla daha iyi neticeli alınabilir. Şimdi ekleme gelirsek mesela, yani eklem içerisinde ozon tedavisi yapıyoruz ama bu cerrahi safhaya gelmemiş hastalıklarda bunu yapıyoruz. Şimdi ozonu biz PRP dediğimiz yeni bir olgu. Gerçi hemen kanıta dayalı tıp diye ortaya çıkanlar var ama biz hastaya dayalı tıp diye söyleyelim bunu. Çünkü her hasta ayrı bir tiptir. Yani şematize edemezsiniz. Nasıl hocam diyor ki buna bu gerekli, diğerine bu gerekli. Zaten tıpta bugün gidişat şöyledir. Yani eskiden çok gross büyük ameliyatlar artık terk edilmeye başlanmış. Minimal invaziv. Evet. Süre olarak ve uygulama olarak, teknik olarak daha kısa sürede hastanın sağlığına kavuşacağı, yaşamına devam edebileceği ameliyatlar. Hı-hı. Onun için mesela menisküslerde bile hocamın bu ilk önerdiği yöntem çok daha sağlıklı. Niye? Bize şu anda ağrı kliniklerine en fazla müracaat eden disk problemleri 10 yıl, 15 yıl öncesi menisküs ameliyatı olmuş olanlar. Niye? O zamanlar menisküslerin hepsini çıkartılıyordu. Evet. Ne oluyor? Dizin içerisindeki destek dokuların siz anatomisini bozmuş oluyorsunuz ve o diz kendi yaşıtlarına göre daha erkenden eklem mesafesi bozuluyor, kıkırdaklar aşınmaya başlıyor, kemikler birbirinin üstüne binmeye başlıyor. İşte hocamın dediği protez safhasına çok erken bir dönemde gidebiliyor. Bundan önce yapılması gerekenler var. Ben tabii ki ozon tedavisi deyince şu maketi hocamdan bir rica etmek istiyorum. Evet. Şimdi bir diz dediğimiz zaman tabii ki problem, diyelim ki burada menisküs de olabilir ama netice itibariyle hasta bize klinikte ağrıyla gelir. Ağrı ne yapar? Hastanın hareket etmemesine neden olur. Ağrısı varsa hasta o hareketi yapmak istemez. Yapmak istemez tabii. Yapmak istemedikçe, yapmak istemedikçe bu üstteki adale gruplarımız ve alttaki adale gruplarımız faaliyetlerinden biraz men edilmiş olur. Faaliyet göstermeyen adale gruplarının boyları kısalır. Daha erkenden ağrı duymaya başlar bu sefer. Yani bir tavuk yumurta ilişkisine dönerek ağrı adelelerin yapısını bozar. Adelelerin boyunun kısalması ağrıyı daha önceler. Ağrı, adele böyle bir kısır döngüye girebilir insanlar. Diğer taraftan yani dediğim gibi sadece menisküsler değil burada. Disk kapağının bağları alttan üstten ve bu eklemin yandan bağları var. Bunları da güçlendirmek gerekebilir.
bizim instabilite dediğimiz belli bir yaştan sonra bu bağlarda gevşemeler söz konusu. Bunlar da toparlayıcı rejeneratif tedaviler söz konusu. Şimdi siz bu adeliği rehabilite etmezseniz, yani adelenin boyunu esnekliğini sağlayacak tedaviler yapmazsanız, istediğiniz kadar buraya yapın. Yani hocam mutlaka bu ameliyatlardan sonra bir fizik tedavi veya bir algoloji tedavisi öneriyor. Şimdi bunlar önemli. Yani olayları bir bütün içerisine aldığımız zaman biz dizden başlarsa dizin içerisinde ozon yapabiliyoruz. Ama bu kıkırdak tamirinde hocamın dediği cerrahi boyutlara gelmemiş kıkırdak tamirlerinde olsun veyahut da operasyona gidecek seviyede olmamış diz bozulmalarında eklem arası daralmalarında olsun. Her ne kadar dediğim gibi bazıları buna karşı çıksa da şimdi rejeneratif tedaviler, kök hücre tedaviler burada devreye giriyor. Çünkü kıkırdak gerçekten beslenmesi, yani anatomik olarak, sinirsel olarak, damarsal olarak beslenmesi çok güç organlardan bir tanesi. Evet. Buraya yapılacak lokal uygulamaların faydası oluyor. Ne kadar oluyor? Hastanın yaşam kalitesini, hastanın sizin verdiğiniz önerilerinize dikkat etmesi söz konusu. O zaman da normalde klasikte PRP dediğimiz kendi kanınızdan hazırlanmış bazı özel hücrelerin eklem içerisinde verilmesi bu tamir mekanizmalarını... Hücre yenileniyor değil mi hocam orada? Hücre yenileniyor, tamir mekanizmalarını devreye sokuyor. Kıkır daha direkt besleyebiliyor. Ama bizim burada yaptığımız bunun içerisine... Ozon katmak. Ozon nasıl hocam? Enjeksiyon yöntemiyle midir ozon? Yani bilmeyebilir izleyicilerimiz nasıl bir sistemdir uygulanışı? Ozon bir gazdır. Yani evet. Oksijen gibi düşünün. Oksijenin 3 molekül halidir. Evet, oksijenin bölünerek başka oksijenlerle birleşmesiyle medikal olarak elde edilen bir gazdır. Oksijen gibi davranmaz, tedavi edici bir madde gibi davranır. Sistemik verirseniz işte yaşlı bile geriye çekebilen hani gençleştirme tedavilerinde kullanılan yani hücrelerimizin içerisindeki mekanizmaları düzelten, oralara katkı sağlayan bir şeydir, maddedir. Enfeksiyon varsa bu enfeksiyonu öldüren bir maddedir. Evet. Diyabetik ve sinirsel şeyler, rahatsızlıklar söz konusuysa, damarsal rahatsızlıklar, buna da rejener eden, yani yenileyen bir potansiyel taşır kendisi. Anlıyorum. Şimdi eklem çevresindeki hadiselere geldiğimiz zaman bu bağların gerçekten biraz gevşediği durumlarda bunların güçlendirilmesi lazım. Bugün tıbba pek rutine girmemiş olabilir bizim. Mesela bir ozon tedavisi dediğimiz zaman tıp fakültelerinde biz bunu eğitimini almadık. Özel gayretlerimizle gittik, öğrendik bunların yapıldığı ülkelerde. Buraya gelmek istiyorum, yani benim söylediğim şeylere bazı arkadaşlarımız itiraz edebilir. Ben de bunu doğal karşılıyorum. Anlıyorum. Şimdi bu rejeneratif tedavilerin içerisinde ozonun çok önemli rolü var. Siz bir PRP kendi kanınızdan elde ettiğiniz kök hücreleri direkt yapabilirsiniz. Ama ozon kattığınızda farklı bir şey olur. Çok daha etkili olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizi sonuna geldik yavaş yavaş. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır son? Yine zamanın nasıl akıp gittiğini hiçbirimiz anlamadık gerçekten. Evet. Bugünkü konumuz diz hastalıkları, diz ağrısıydı. Onun yanı sıra parsiyel diz protezlerini ele aldık. Ve parsiyel diz protezleri konusunda konuştuk. Menüskus konusunu işledik. Ve bunun sonunda da 50'li 60'lı yaşlardaki hastalarda da parsiyel diz protezinin önemine vurgu yaptık. Ama bunun yanı sıra Sayın Profesör Nurettin Lüleci bize ağrı, algolojinin önemini çeşitli aspektlerle dizden başlayıp diğer eklemlere giderek sundu. Gelecek hafta bel fıtığının küçük bir girişimle, yani endoskopik yöntemle tedavisini konuşacağız. Harika bir konu, yine çok iyi. Yine ortopedi yönünden de benim getireceğim omuz hastalıkları konusunu ele alacağız. Çok çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Nurettin Lüleci, size de çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum size de. Evet değerli izleyicilerimiz, haftaya yeni bir Sağlıkta Karşıt Görüşler programında yine sizlere sağlıkta bilinmeyen ve bir hastalığın farklı tedavi yöntemleri konusunda ışık tutacak değerli konuklarımızla yine stüdyomuzda olacağız. Haftaya kadar kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.